Bu videoda sizlerle beraber 1400 TL bandında satın alabileceğiniz Hi-Res Audio ve aynı zamanda LDAC gibi üst segment aktarım kodeklerine sahip olan QCY'nin Alibas Pro Plus modelini detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi gelin videomuza başlayalım. Öncelikle bu kulaklığı satın almak isteyenler için de güzel bir haberim var. %10'luk bir indirim burada bizleri karşılıyor olacak. Bana özel bir kod yardımıyla linkler ve aynı zamanda kodlar aşağıda. Şimdi öncelikle gövde yapısıyla incelemize başlayalım. Gerçekten çok ufak ve taşınabilir bir yapısı olduğunu söylemek istiyorum. Yaklaşık olarak 37 gram gibi bir ağırlığı var. Avucunuzun içine şu şekilde aldığınız zaman otomatik olarak kayboluyor diyebiliriz. Çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda dış yapısı gerçekten çok kaliteli, çok parlak bir yapısı var. Şu şekilde elinize döndürdüğünüz zaman bu kalite hissiyatını net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Kapağın açılıp kapanmasına geldiğimiz zaman ise QCY markasında görmediğimiz kalitede bir açma kapama hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Daha öncesinde test ettiğim bazı modeller olmuştu. Bu gerçekten farklı bir model olmuş. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Alt tarafında bir tane tipçiye giriş ve hemen yan tarafında ise eşleşme tuş Burada bizlere sunulmuş. Kulaklığın ön tarafında ise bir tane led ışığımız var. Bu led ışık sayesinde cihazın pilinin dolup dolmadığını ne kadar kaldığını anlayabiliyorsunuz. Şarj ederken de yine ona göre farklı renklerde ışığımız yanıyor. Aynı zamanda bu kulaklığı 3 farklı renkte satın alabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi benim elimde görmüş olduğunuz lacivert renk. Aynı zamanda beyaz veya siyah renkleri var. Diğerleri de yine parlak renklerde bizlere sunulmuş. Ve bir diğer özelliği ise IPX5 sertifikasına sahip oluşu. Bu da şu anlama geliyor. Su sıçramalarına karşı yağmurda kullanabilirsiniz. Ya da aynı zamanda terlediğiniz zaman bir problem oluşturmayacaktır. Ama böyle denize havuzu atlayayım gibi durumlar mümkün değil bu kulaklıkta tabii ki. Şimdi kulaklıklara gelelim. Kulaklıkların tanesi 4 gram ağırlığında. Gövde yapısına baktığımız zaman dışarısında parlak metal bir bitişi olduğunu görüyoruz. Üst tarafında bir tane ledimiz var. Bu led cihazın eşleşme durumlarını da anlatıyor bizlere. Burada çeşitli renklerde kırmızı, beyaz, mavi olmak üzere yanıyor. Geri kalan kısmı ise mat renkte geliyor. Bu kulaklığın tipine geldiğimiz zaman ise silikon uçlu bir kulaklık değil bu. Plastik uçlu bir kulaklık. Ancak burada özellikle ses performansına bahsedeceğim ama burada da bahsetmeden geçemiyorum. Normalde ben silikon uçlu kulaklıklar tercih ediyorum. Çünkü bu tarz plastik uçlu kulaklıkların genellikle dışarıda dolaştığımız zaman bize sağlamış olduğu izolasyon yeterli gelmiyor ve aynı zamanda ses performansında bir takım düşüşler söz konusu oluyor. Ancak bu kulaklıkta ilk defa yani bu zamana kadar test ettiğim plastik uçlu kulaklıklar arasında bence en temiz sesi ve aynı zamanda en basılı sesi bizlere sağlıyor. Bunu da nasıl becerdiklerini inanın bilmiyorum ama içerisinde demek ki gerçekten güzel bir teknoloji var. Bunu çözmüş olmaları çok kritik bir nokta. Çünkü ben takdir edersiniz ki bir sürü farklı kulaklık denedim. Ancak bu kadar iyi bas performansı olan bir plastik uçlu kulaklık daha önce görmemiştim. Aynı zamanda tabi silikon uçlu olmadığı için böyle kulağınıza taktığınız zaman bir tıkaç hissiyatı da olmuyor. Bu çoğu kullanıcının sevdiği bir nokta arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Sadece ara ara tabi kulaklık plastik olduğu için ve kulağınız terlediği için arada geriye doğru kayabiliyor. Öyle durumda tekrardan şu şekilde bastırdığınız zaman zaten kulağınıza rahat bir şekilde oturuyor. Ergonomisi de gayet rahat ve başarılı. Uzun süre kullanımda herhangi bir şekilde kulağınızda bir ağır vesaire oluşturmuyor. Aynı zamanda bu demin bahsetmiş olduğum bu parlak alan aynı zamanda dokunmatik bir alan. Böylelikle kulaklığı buradan kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada videoyu durdurarak bu kulaklığı nasıl kullanabileceğinizi oradaki tablodan görebilirsiniz. Aynı zamanda uygulaması üzerinden de bir takım farklı ayarlar yapılabiliyor. İstediğiniz şekilde bunları değiştirebiliyorsunuz ve evet bir uygulaması da var. Ona da sıra gelecek. Şimdi ise gelelim ses performansı kısmına. Zaten demin biraz ufak tefek tüyolar verdim. Şimdi biraz daha detaylı anlatayım onları. İlk olarak eldek desteği bulunuyor. Biliyorsunuz eldek desteği aslında şu anda Sony firmasının çıkarmış olduğu en yüksek bitrate'e sahip olan bir aktarım kodeyi. Aynı zamanda Hi-Res Audio sertifikası da yine bu kulaklıkta bizlere sunulmuş. Normalde bu fiyat aralığında görmediğimiz aktarım kodekleri ve aynı zamanda sertifikalar bunlar. Tabi burada kullanacağınız müzik çaların yani telefonunuzun da bu aktarım kodeklerine sahip oluyor olması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse ben bu testi iPhone'la gerçekleştirdim. Ancak iPhone'da eldek desteği ne yazık ki bulunmuyor. O yüzden aslında bu kulaklığı iPhone'un vermiş olduğu maksimum aktarım kode ile test ettim. Ona rağmen gerçekten çok beğendiğim bir ses performansı oldu. İlk olarak ses yüksekliğine geldiğimiz zaman gayet tatminkar bir ses yüksekliği var. Hani böyle bazı şarkılarda elimiz sesi daha fazla açmaya gider ya bunda öyle bir şey olmuyor. Ses yeterince yüksek. Baslar demin söylediğim gibi aslında bu kulaklık yapısında plastik uçlu olduğu için bu kadar dolgun bir bas gerçekten beni çok şaşırttı. Hiç böyle bir performans beklemiyordum. Gerçekten çok başarılı bir bası var. Böyle bam bam vuruyor kulağınıza. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu tüm samimiyetimle. Sizler de gayet temiz. Yani böyle çok temiz bir müziği bizlere sağlayabiliyor bu kulaklık. Özetlemem gerekirse bu kulaklık beni gerçekten çok şaşırttı. Böyle bir performans bu kulaklıktan beklemediğimi net bir şekilde söylemek istiyorum sizlere. Aynı zamanda bir de equalizer ayarları var. Bunlara uygulama kısmından değineceğim ama 7 tane farklı ses modu var. Buradan ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Çeşitli önden hazırlanmış ses modları ile işte bası arttır, tizi arttır vesaire gibi. Aynı zamanda bir de ek olarak 10 bantlı bir equalizer ayarı var. Burada da yine detaylı olarak equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Ben burada hiçbir ayar yapmadan sesi gerçekten çok beğendim. Tabi burada şey özelliği var. Onun da altını çizmek istiyorum. Uygulamaya girince göreceğiz. Adaptif bir ses ayarlama özelliği var. Böylelikle kulaklık sürekli olarak adaptif olarak bunları bizlere çalan müziğe göre dinliyor ortamı ve ona göre müziğin aslında buradaki dinamiğini ona göre ayarlıyor. Diyelim ki daha vokal ağırlık bir müzik. Vokalleri ön plana çekiyor. Daha böyle house, deep house vesaire dinliyorsunuz. Basları daha yükseltiyor gibi bir arayüzü var. Bu gerçekten fark yaratmış kulaklık. Aynı zamanda aktif bir gürültü engelleyicimiz var. 6 tane mikrofon bu iş için çalışıyor diyebiliriz. Bunu isterseniz açık, isterseniz de adaptif olarak bırakabiliyorsunuz. Yani burada aslında adaptifin ayarını size bırakmıyor. Kendi ayarlıyor. Onu söyleyebilirim. Zaten dışarıda yaptığım testlerde de burada sınıfı geçtiğini söyleyebiliriz. Demin söylediğim gibi pasif izolasyon zaten iyi olduğu için bir de üzerine aktif gürültü engelleyici geldiği zaman bu aslında orta seslerde bile dışarıdaki seslerden arınmamızı sağlıyor. Böylelikle yine aktif gürültü engelleyici performansının da sınıftan geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi ise bu kulaklığın mikrofon performansını test ediyoruz. Her zamanki gibi sessiz ve kapalı bir ortamda işte karşı taraf sesimizi bu kalitede duyacak. Aynı zamanda bu kulaklıkta bir takım mikrofon teknolojileri de var. Özellikle dışarıda gürültülü ortamlarda gürültü azaltma özelliğiyle mikrofonun performansının daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ve tabii her zaman olduğu gibi bunu da test ediyoruz. Şimdi arka plana bir kafe gürültüsü açtım. Ve böylelikle bir kafeye gittiğiniz zaman arkadaşınızla telefonla görüştüğünüz ya da bir toplantı yaptığınızda işte karşı taraf sesinizi bu kalitede duyacak arkadaşlar. Şimdi ise gelin dışarı çıkalım. Dışarıdaki mikrofon performansını beraber dinleyelim. Evet şimdi her zamanki mekanımıza geldik ve dışarıda bir mikrofon performansı gerçekleştireceğiz. Şu anda otomobiller geçiyor. Gördüğünüz gibi nispeten sesli bir ortamdayım ve böylelikle kulaklığın dışarıdaki mikrofon performansını test ediyoruz. Öyle çok ciddi bir rüzgar var denilemez. Temiz güzel bir havadayız. Şu anda da dışarıda artık arabaların geçişi yavaşladı durdu denilebilecek seviyede. Böylelikle dışarıdaki mikrofon performansını test etmiş olduk. Yorumlarda muhakkak bu ürünle ilgili olan düşüncelerinizi bekliyorum. Pil performansı kısmına geldiğimiz zaman burada kulaklıklar artı şarj kutusu bizlere 28 saatlik pil performansını aktif gürültü engelleyici kapalıyken sağlıyor. Kulaklıklar ise 5 saati sağlıyor. Aktif gürültü engelleyici açtığımız zaman pilimiz toplamda 28'den 23'e düşüyor ve aynı zamanda kulaklıklar ise 4 saatlik bir performansı bizlere sağlayabiliyor. Tip C üzerinden şarj oluyor. Kulaklıkların içerisinde 27 miliamperlik piller. Şarj kutusunun içerisinde ise 350 miliamperlik piller bize sunulmuş. Evet şimdi ise uygulamasından size hızlıca bahsetmek istiyorum. Durum, ses ve ayarlar olmak üzere 3 farklı ana menü çıkıyor. Durum menüsünde kulaklıkların pilini görebiliyoruz. Ses kısmına geldiğimiz zaman uyarlanabilir ses efektleri dediği şey aslında adaptif equalizer'ın bölümü demesi bahsetmiştim. Burada işte basları arttır, popüler vesaire bunlar var ve özelleştirme denilen kısma geldiğimiz zaman ise burada gördüğünüz gibi şu anda yapmış olduğu otomatik equalizer ayarını bizlere gösteriyor ve siz bunu isterseniz manuel olarak da değiştirebiliyorsunuz. 10 bantlı bir equalizer ayarı var. Alt tarafta aktif gürültü engelleyici modumuz var. Normal yani normal dediği şey kapalı. Açıldığı zaman ise uyarlanabilir gürültü modunu aktif hale getiriyor. Alt tarafta ise kanal dengesi var. Sağ veya sol kulağınızda burada ayar yapabiliyorsunuz hangi tarafa daha fazla ses vermesi istiyorsanız. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman burada tıklamalar kısmında tek dokunma, çift tıklama, üç tıklama gibi ayarları buradan değiştirebiliyoruz. Farklı özellikler atanabiliyor. İsterseniz burada kulaklığınızı bulma özelliği var. Bu da yine güzel bir nokta. Nerede olduğunu gösteriyor kulaklığın. Yanlanmış kapatma bip sesi düzeyi bu demin bahsettiğim mikrofondaki rüzgar önleyiciyi buradan açabiliyorsunuz. Kulaklığınızda çift bağlantı özelliği var. O da yine buradan açılıyor. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. İsterseniz oyun modu var. Bunlardan zaten bahsedeceğim birazdan. Aynı zamanda bir de uyku modu bulunuyor. Uyku modunu açtığınız zaman ise diyelim ki yataktasınız. Yanlışlıkla böyle yastığa falan deyip de dokunmatik çalışmasın diye uyku modunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda bir güncelleme gelmişti. Dün onu da gerçekleştirdim ve şu anda en güncel ayardayız ve böylelikle aslında görüldüğü üzere uygulama kısmı da bu şekilde özetlenebilir. Bağlantı kısmına geldiğimiz zaman Bluetooth 5.3 sürümüyle beraber geliyor. Demin gösterdiğim gibi aynı anda iki farklı cihaza bağlanabiliyorsunuz. Yani isterseniz iki telefon, isterseniz bir telefon, bir bilgisayar ve aynı zamanda oyun modu da bulunuyor. Oyun modunu açmasanız bile aslında iyi bir senkronu var zaten. Ancak açtığınız zaman tabii ki performans çok daha iyi bir hale geliyor. 80 milisaniyelik ultra düşük gecikme modu bizlere sunulmuş bu kulaklıkta. Şimdi isterseniz gelin bu testleri gerçekleştirelim. nasıl bunu size göstereceğim. Bilmeyen arkadaşınızı bu videoyu göndermeyi unutmayın. Evet dilim döndüğünce kulaklığı sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenenler için link aşağıda ve indirim kodu da aşağıda. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.